Evet arkadaşlar, düğümüzün Mera'da ikinci günü bayağı bir gayet sakinleşti. İlk saldığımda sağa sola koşuşturdu ama şimdi anasıyla beraber güzel güzel otlamaya başladı. Tabi arada anasına kaynıyor. 3-5 tur attı. Gel kızım. Nazlı. Gel. Nazlı gel kızım gel. Gel gel gel. Şimdi ben bunları burada yalnız bırakacağım. Koyuna gideceğim arkadaşlar. Koyunumuz var. O da evde me diye bağırıyor sürekli. Beni de çıkar diye işte. Şimdi onu çıkaracağım. Onu da evin üst tarafına çıkaracağım. Orada güzel bir otlağımız var bildiğiniz gibi. Biraz da onu orada yayacağım. Karnının doyması için. Sabahtan babam işe gitmeden önce sabah erken kalkmış. Bunları güzelce yemlemiş. Ben de şimdi saat 11 civarı gibi çıkardım dışarı. Dün hava çok güzeldi. Bugün kapalı. Dün akşam da bayağı bir yağmur yağdı arkadaşlar ya. Yani yağmur yağması da iyi bir şey. Çünkü dün hayvanların kopardığı otlar bugün yine aynı seviyeye geliyor. Yağmuru gördükçe, yağmur yedikçe güzel bir yeşillik oluyor. Burada da bayağı güzel bir otumuz var. Bunlara bir aydan fazla gider burası büyük ihtimal. Buranın otu biterken de dün dediğim gibi yukarıdaki yere çıkartacağız işte. Bakalım bunlar burada güzel güzel otlasınlar. Biz şimdi koyunumuza doğru yol alalım. Gidelim. Arkadaşlar şimdi evin üst tarafına geldik. Buraya koyunumuzu yaylıma çıkardık. Koyunum. Böyle gördüğünüz gibi. Burada güzel güzel otluyor. Zaten kendisi buranın hastası. Sürekli buraya gelmek istiyor. Kapının ağzına kadar geliyor arkadaşlar. Kapıyı aç böyle. Aynen bu şekilde. Yani buraya tam alıştı. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, şurada kümesimiz vardı ya, oranın içini temizleyecektim de. Vallahi şimdi hiç oruçlu canım almadı. İçinde bayağı da bir iş var. Ama orayı mutlaka yapacağız yani. Koyunumuz buzlayası ya da buzladıktan sonra oranın içini mutlaka temizleyip koyunlarımıza vereceğiz orayı yani. Orada sadece koyunlarımız kalacak. Direkt oradan çıkartışı birlikte direkt buraya mera sistemi gibi buraya yayacağız arkadaşlar. Şu yukarısı da var şöyle. İşte bu yukarısında tavuk teri için alabilsek onu da şu an mümkün değil arkadaşlar. Maliyetler çok yüksek olduğu için orayı bu şekilde yapamıyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Vallahi bize abone olursanız bizi mutlu etmiş olursunuz inşallah. Şöyle de çekimlerimize devam edelim. Vallahi her yer mis gibi yeşillik. Yağmur yağdıkça otlar daha böyle şımarıyorlar. Yerden resmen fışkırıyor çok şükür. Bereket arkadaşlar ya. Vallahi Rabbimin bize verdiği bereket. Yem fiyatları ne kadar yüksek olsa da şu an otla üstesinden yavaştan gelebiliyoruz işte. Rabbimizin verdiği kadar. Çıtır. Ne yapıyorsun kızım? Ne zaman yavru vereceğim bize? Vallahi şimdi köyden birkaç tane abi gördü de buzlamasına az kalmış diyorlar. Artık bir kesin buzlacı olduğuna inandım yani arkadaşlar da. Karnı da büyüdü bayağı. Ondan dolayı. Bakalım. İnşallah en kısa zamanda bize yavru verecek. Bayrama mı verecek, bayramdan mı sonra verecek? Onu vallahi bilmiyorum. Gününü de bilmiyoruz ne zaman buzlayacağını ama dün akşam öğrendim arkadaşlar. Koyunlar 5 ay 10 günde yavru yapıyorlarmış. Yani gebelik süreci 5 ay 10 gün sürüyormuş. Orhun Topkaya kardeşimiz var. Biliyorsunuz o da köy videoları çekiyor. Çok da güzel. Takipçileri de fazla. Hani gerçekten doğal ve içinden geldiği gibi yapıyor Orhun kardeşimiz de arkadaşlar.
Yani onun bir tane programı var. O söyledi. 5 ay 10 günde yavru yapıyorlarmış. Tavuklarımız da buraya otlamaya gelmişler arkadaşlar. Şöyle güzel güzel otlanıp böcek bulup bu taze çıkan otlardan faydalanıyorlar. Elma ağacımız da çiçek açtı. Maşallah. Yaz olunca her şey çok güzel oluyor arkadaşlar. Her şey canlanıyor. Her şey. Her şey mis gibi. Şu an var ya burada mis gibi kuş sesleri. Hani böyle burnuma gelen böyle kağ ağaçlarının böyle yeni yeni böyle aynı bal kokusu gibi bir kokusu var. O şekilde. Ondan sonra ağaçtan çıkan çiçeklerin böyle mis kokuları. Yani envai çeşit kuşların ötüşleri insana böyle yani huzur üzerine huzur veriyor arkadaşlar. Hani anlatılmaz yaşanır. Öyle diyeyim size. Mis gibi. Bir de şu kümesin içini temizleyebilseydik daha güzel olacaktı. Vallahi bayağı bir iş var arkadaşlar orada. En az bir günlük bir işimiz var. Gerçi bir gün sürmez de. Yani bir 4 saat falan sürer herhalde ya. 4-5 saat. Hani böyle hiç durmadan çalışırsak. İçeride tavuk kemeresi var. Onu atacağız. Çuvallara güydüğümüz tavuk kemeresi var. Onu atacağız. Ondan sonra güzel bir içinde şeyler falan var işte. Folluklar, şunlar bunlar. Onları kenarlara koyacağız. İçeride tahta var. İşe yaramayan ne varsa doldurmuşuk içeri. Sanki bir daha kullanmayacakmışız gibi. İşte onları temizleyeceğiz işte. Biraz bir iş var yani. Onu da yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Koyunumuz da maşallah güzel güzel atladı. En az ben buraya çıkalı bir saat oldu arkadaşlar. Videoya biraz ara vermiştim. Koyunumuz da şöyle maşallah güzel güzel ot diyor. Bunu da göstereyim de. Bayağı kan doydu yani. Bir saat, 1,5 saat daha otlatıp ben onu dama çekerim. Damda biraz kaldıktan sonra bir akşama yani iftara bir 2-3 saat varken tekrar çıkartırım. Güzel otlatırım. Tabi bu arada arkadaşlar dama güydüğümüzde önüne yine yem veriyoruz yani. Besi yemi falan veriyoruz yani. Samanın üzerine. Ara öğün olarak. Onlardan da veriyoruz işte. O şekilde gidiyor şimdilik bakalım. Hem karnında şimdi buzdacı ya. Buzağısı daha iyi oluşsun. Hani daha böyle ayaklı olsun diye. Besisi yerinde olsun diye. Güzel bir kuzu alabilmek için. Anasına da güzel bakıyoruz. Ne de olsa bir canlı arkadaşlar. Daha sonra saat 6-6.30 gibi ineklerimizi kovduk biliyorsunuz arkadaşlar. Onları getireceğiz. Önlerine samanlı yemini verip günümüzü bu şekilde bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bence bu arada gece vardiyasına geçtim. Dün izinliydim. Bugün de bu akşam gece 12'de gideceğim arkadaşlar. Saat 11'e kadar yattım bugün valla. Sabahta bu işe gitmeden önce hayvanlara bakmış. Ben de saat 11'e kadar yattım, dinlendim. Dişi kazımız da bu arada yuvada yatıyor arkadaşlar. Tabii hemen yanına gidince yumurtaların üzerinden kalkıyor. Niye öyle yapıyor bilmiyorum ama yumurtaların üzerinden yaklaşırken beni gördüğü zaman hemen yumurtaların üzerinden fırlayıp kalkıyor. Makinemize de biliyorsunuz bir 15 tane kaz yumurtası koymuştuk. Geçen akşam ben baktım birkaç tanesine de yani bak iki tanesine baktım iki tanesinde de yavru vardı içinde. Diğerlerine daha bakmadım. İnşallah onlara da hep beraber birlikte bakarız arkadaşlar. Yavru dürülmüşler içinde yani böyle oluşum başlamış. Hani böyle ışığı kapatıp elektrikle baktığımızda çok net ve bariz belli oluyor arkadaşlar. İçinde. İnşallah ondan da güzel yavrular çıkar. Ayın 5'inde günleri bitiyor. Önümüzdeki ayın 5'inde bakalım birer ikişer çıkar diye umut ediyorum. Dün akşam rüyamda tam 15 taneden 11 tane kaz yumurtası çıkmış arkadaşlar. Rüyamda öyle gördüm. Fiyatların tersi çıkar ama inşallah bakalım. Tabi canlı sonuçta inşallah hepsi çıkar. Evet arkadaşlar. Buranın daha önceki halini diğer videolarımda var. Onlar biliyorlar. Yapmayacağız dedik ama oruçluyuz dedik arkadaşlar. Canım hiç almıyor dedim ama sonradan da dedim ki ne zamana kadar yapmayacağız. Koyunumuzun da doğum zamanı yaklaşıyor. Ki hamile ise eğer hamile gibi görünüyor. Bayağı da belirtiler başladı arkadaşlar. O yüzden ben şurayı böyle güzel bir şekilde temizleyeyim dedim. Burayı güzel temizledim arkadaşlar. Burada tahtalarımız vardı.
Bunları koyacak yeri yok diye. Zaten bir tane koyunumuz var şimdi. Onları buraya istif ettim bu şekilde. Şöyle düzenledim biraz. Bunlar biraz bir zaman burada kalacaklardı. Kalacaklar yani arkadaşlar, koyunlarımız çoğalıncaya kadar. Daha sonra bunlara yer bulur. Şimdi dışarı koysam ıslanıp çürüyecekler. Neyse, onu bırakalım. Bu tarafı da şurada çuvalda tavuk kemresi, yerde tavuk kemresi vardı arkadaşlar. Burada da suluklar, yemlikler. Şuradan aşağıya şöyle yukarıdan aşağıya çakılı şeyler vardı. Onları da hepsini arkadaşlar bu şekilde yapmış oldum. Şu folluklarımızı da buraya koydum. Zaten bunlar çürümüşler arkadaşlar. Onda birkaç yere söküldü zaten koyarken de. Odun olmuşlar yani. De şimdilik böyle burada kalsınlar işte. Oranın altından su çekiyor ya burası biraz. Bizim o tarafın üst tarafı yama arkadaşlar. Orası biraz su çektiği için onu da koyunlar o tarafa, yani koyun o tarafa vurmasın, yatmasın diye böyle yaptım. Biraz da kireç attım altına. Çok şükür bit falan yok arkadaşlar. Bit olayı falan gitmiş. Birkaç gün burayı bu şekilde havalandıracağım. Altına saman atacağım güzel. Bulabilirsem talaş atarım. Bulamazsam samanımız var zaten. Saman atarız arkadaşlar. Şöyle bu şekilde yapmış olduk. Nasıl arkadaşlar? İnşallah beğenmişsinizdir. Dün akşam sahura da kalkamadım zaten. Yine de orucumuzu tutuyoruz. Allah'ıma bin şükür. Biraz onun da verdiği şey var. Ama neyse, çok şükür Allah'ın izniyle halletmiş olduk. Şurada da son arabamız var. Onu da gidip şuraya aşağıya dökeceğiz arkadaşlar. Bunu da bahçemizde kullanacağız. Tavuk kemresi. Baksanıza tam pişmiş. 10 numara olmuş arkadaşlar. İşte kümesimiz de dışarıdan bu şekilde arkadaşlar. Su biberlerini buraya koydum. Bunlara hayvanlara yemlik yapasım var. Aşağıda fareler samanlıkta hep deliyorlar. Yemleri de boşuna zayiat oluyor bir kısmı. Bakalım hayırlısı. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Böyle temizledim. Güzel yaptım. Sizlere de göstermek istedim. Arkadaşlar güzel olmuş değil mi? Elime sağlık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Hoşça kalın. İnşallah daha güzel videolar sizlerle beraber olacak. Kanalımızda takipte kalın. Abone olarak da bizi desteklerseniz verdiğimiz emeklerden dolayı inşallah bizi mutlu etmiş olursunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bizde kalın arkadaşlar. Daha güzel köy videoları sizlerle beraber olacak. Daha yeni başlıyoruz diyelim. Hoşça kalın. Bartın'dan herkese kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun.